Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kızımla pudingle kolay pasta yapacağız. Onun için tenceremizi aldık. Yani gereken maddeler bir paket puding, 1 litre süt, petibör bisküvi. Bunun için bu paket için 750 mililitre yani 3 su bardağı süt koyacağız. Şimdi başlıyoruz. Hemen hızlıca yapalım. Hem basit hem kolay tarif. Herkes evde yapabilir. O yüzden 1 hem güzel oluyor hem sütlü olduğu için hafif oluyor. Akşam falan çok güzel oluyor. O yüzden rahatça tüketebilirsiniz. 3 ben birazcık daha fazla koyacağım. Tamam. Şimdi ocağımızı da yakalım. Sütümüzü de koyduk. Ayarını orta ayara getirdik. Şimdi pudingimizi açtık. Pudingimizi yavaş yavaş karıştıra karıştıra hafiften dökelim. Bir paket yapmamız yeterli. Yani eğer daha çok isterseniz 2 paket işte 3 1,5 litre süt ona göre miktarı katlayarak gidebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem pudingi iyice dağıtacağız. Topak topak olmayacak. Kaynadıktan sonra bisküvilerimizi işte borcam olur, alüminyum tepsi olur. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Karıştırma işlemini kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Üstündeki topakları zaten biz karıştırdıkça gidecek iyice ezilene kadar. Çok basit bir tarif. Zaman da almıyor. Karıştırma işlemi devam ediyor. Hani iyice zaten pudingimizin tozları da dağıldı. Biz karıştırdıkça. İyice dağıldı. Biraz hafiften kaynasın. Biz de bisküvimizi hazırlayalım. Yeterli olacaktır zaten. Bir pakete zaten denk geliyor. Bazen yetmiyor bile. Az bir taş fazla da gerekiyor ama bir paket yeterli geliyor. İki kat borcamımız biraz geniş. O yüzden büyük ihtimal tek kat yapacağız gibi görünüyor. Pudingimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Zaten koyulaşmaya da başladı. Birazdan böyle kabarcıklar atmaya başlayınca yani kaynayınca pudingimizi dökmeye başlayacağız. Bir 30 saniye 45 saniye arası tamamen olur. Zaten iyice de koyulaştı. Karıştırırken artık hani dibine bastıra bastıra karıştırıyorum. Tamam. Çok az kaldı herhalde. Az birazdan tamamen kaynar. Zaten pat pat tabanına kaynamalar başladı. Tamam ben şimdi altını kapattım. Borcamımızı da
iyice yaklaştırdık. İlk etapta şöyle çevireyim. Ben dibine biraz dökeceğim ki altında da çikolata olsun. Hem basit bir tatlı, hem yapması kolay, yemesi de hafif. Ağır bir tatlı da değil. İyice her yerine yaydım. Aşağı atalım. Bisküvileri de gelişi güzel. İstediğiniz gibi dizebilirsiniz. Kenarları şöyle kırıp kırıp dökebiliyoruz. Şimdi diğer ben bir kat koydum bisküvi. İyice bisküvilerin yüzeyini katlayana kadar puding dökmeye devam. Biraz daha. Tamam, bisküviler iyice kaplandı. Bir kat daha bisküvileri attım. İşlem tamam. Böyle parça parça bisküvileriniz de varsa önceden kırılmış mırılmış, onları da hem ziyan etmemiş olursunuz hem böyle de bir işe yaramış olur. Şimdi şöyle alayım tamamını. Güzelce döktük iyice hepsini. Dibini de sıyıralım. Dibi dat dolu derler. Bunu doğrudan dolaba değil de şu an şimdi şu anda sıcak olduğu için hem bisküviler de iyice bir yumuşatsın, içine işlesin. Bir süre ılık bir yerde mutfağın bir kenarında dursun. Daha sonra hava, şu anda havalar soğuk. İsterseniz dışarıya koyun ya da isterseniz üstündeki buharlıkla gidince soğuyunca dolaba atıp istediğiniz zaman dilim dilim çıkart yiyebilirsiniz. Kızım biraz süs getirdiydi. Biz onlardan da 3-5 tane dökelim. Böyle bir şey istedi. Herhalde yeterli bu da. Tamam. Pastamız şimdi bir köşeye şöyle soğumaya bıraktık. En son tekrar dilimlerken tekrar bir güzel kesip ilk servis hale geleceği zaman tamamlayacağız. Oldu. Dışarıda bekledik. Soğudu yeterince. Kesim ve sunum işlemi tamamlandı. Bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz.